Atomlar arasındaki münasebetle şoğlanamız diyen mi? Atomlar adamlar gofşamaya gerekken mi? Üniversiteyi kırıp kırıp yıkılan muhalif gerekmez. Sözlerimiz kuzumuzdan, yetimizden bilim adı da. Pipe de yutup çıktı ortadan pipe'lar. Basıdan hiç kimse hiç nimizden at koymuyor. Bakılayıp olmadı da. Min Duranciyaş, min mimarımın avtobüse şampi. Oz yine kardiyoloji markasında şu an koşumu kurup geldi diyen zaman ki şu an. Çünkü benim arzularım başka şey. Bu yerden köktür kartlarda bir yadgarlık topu geldi közede. Ustazını ondan keyin hiç kaçan iteğini koyuvarmadı. Kanda yıkılıp şu yadgarlıkları çekilip o yerini bilmeye kaldım. Şunaka bulup ilmi sahaya hem Türkiye'de hem koşulup gitti. Şimdi ben de terleş imkaniyeti var idi. 10 bit de Kur'an tercümesi ve tefsiri anakladık. Bunu bilen hem bu dünyaya hizmet kılış hem bu dünyaya hizmet. Andijon viloyati Qorasuv shahrida tug'ilganman. Ta'limni Qorasuv shahrida olganman. Keyinchalik oyim qishlog'ida 7-sinf tillar litseyida o'qiganman. Tillar litseyi ingliz tiliga asosan chuqurlashtirilgan edi. U yerda shu darajada ingliz tilini yaxshi o'rgatishgan ekanki, ustozlarimiz keyinchalik ingliz tilini ochib o'qishga ehtiyojim hech qachon bo'lmadi. Chet elga chiqqanda inglizlar yoki boshqa millat vakillari bilan muloqot qilganda bemalol o'zimni tushuntirib, bemalol muloqot qila olaman. Hatto ba'zi ilmiy maqolalarni ham ingliz tilida yozdim. Ana shu o'qituvchilarimizni bergan xizmatlari. Keyinchalik yoshligimdan bir orzuim bor edi. Katta bo'lsam diplomat bo'laman. Davlatimizni chet elda namoyon qilib beraman, millatimizni chet elda namoyon qilaman degan xayollarim bor edi. Shu sababli Toshkentga o'qishga keldim. Taqdir taqozosi bilan diplomatiya yoki diplomatik yo'nalishiga o'qishga kira olmadim. Birinchi bo'lib Sharqshunoslik institutiga hujjat topshirdim. Mumtoz filologiya degan yo'nalish bor edi. Yangi ochilgan yo'nalish ekan. Uncha qiziqmadim to'g'risi boshida. Chunki meni orzularim boshqacha edi. Meni xayollarim boshqacha edi. Diplomat bo'lishni orzu qilardim. Mumtoz filologiyada esa bizning aslimiz o'rgatilardi. Bizning tilimizni asli o'rgatilar edi. Bir kun bir ustozimiz professor Qosimjon Sodiqov darsga kirdilar. Orangizda andijonlik bormi dedi. Andijonning Lombi tepasidan bir yodgorlik topildi. Xabaring bormi deb qoldi. U yerdan ko'k turk harflarida bir yodgorlik topilgandi ko'zada. Bu yodgorlik bizning mintaqamizdan topilibdi. Biz tug'ilib o'sgan joylardan topilibdi. Demak, bizning ajdodlarimiz qoldirgan meros. Bularni biz hozir o'qa olmayapmiz. Qanday o'qishimiz mumkin deb ustozga murojaat qildim. Buning uchun yodgorlikni o'rganish kerak, yozuvni o'rganish kerak, ko'k turk yozuvini o'rganish kerak dedilar. Ustozni undan keyin hech qachon etagini qo'yib yubormadim. Hatto o'zlari yonlariga laborant qilib ishga oldilar. Shundan keyin ko'k turk yozuvini o'rgandim. Uyg'ur yozuvini o'rgatdilar. Arab yozuvini uncha yaxshi bilmasdim. Yana ham takomillashtirdilar. Bakalavr ishimda mashhur Mo'g'ulistondan topilgan Kultigin yodgorligi bo'yicha ish qilasan dedilar. Katta mas'uliyat edi. Kultigin yodgorligi Turkiy xalqlar tarixida eng katta, eng eski yodgorlik. Qancha mehnat qilishga to'g'ri keldi. Qanday qilib shu yodgorliklar ichiga kirib qolganini bilmay qoldim. Qanday qilib ko'k turk yozuviga oshino bo'lib qolganimni bilmay qoldim. Ustozimiz katta mehnat qildi bu yerda. Kultigin yodgorligi bo'yicha ishimni muvaffaqiyatli tugatgandan keyin bu sohada yana ham o'zimni rivojlantirgim keldi. Qayerda o'qishim mumkin, qayerda magistratura davom ettirishim mumkin deb o'yladim. Bu yerda ham o'qishni davom ettirish imkoniyati bor edi. Yana ham asosiy markazlar qidirdim shu soha bo'yicha. Shunda ustozimiz bir kun Qosimjon Sodiqov Turkiyada Istanbul universitetida mashhur bir professor bor. Usman Fikri Sertkaya degan. O'shan bilan ozgina ishlashing mumkin dedi. Endi xayolim Istanbul universitetida magistratura o'qish edi. O'zbekistonda ta'limga ko'proq tarbiya qo'shib olib boriladi. Turkiyada universitetlarda ayrisa tarbiyaning ahamiyati yo'q. Agar tarbiya bilan jiddiy muammolar bo'lsa, unda politsiya hal qiladi. Endi universitetda qanchalik tarbiya muhim, buni o'ylash kerak. Klassik fors filologiyasida o'qiganman o'zi. Fors tili bo'yicha darslar olganmiz. Turkiyada bir yil turk tili o'rgandim. Turk tili o'rgangandan keyin Istanbul universitetiga hujjat topshirdim magistraturaga. Davlat granti asosida qabul qilishdi. Usman Fikri Sertkaya bilan shaxsan borib tanishganimda sen Qosimjon Sodiqovning talabasi bo'lishing mumkin, lekin bu yerdagi usullarni bilmaysan dedi. Yana 6 oy tayyorlanasan, keyin yonimga kelasan. Shu kitoblarni o'qi. Mana shu hozirliklarni ko'r.
tayyorgarlik ko'r deb aytib ketdilar. 6 oy qo'shimcha tayyorgarlik ko'rdim. Magistraturaga qabul qilishdi. Yana boshqatdan imtihon olishdi. U yerda Uyg'ur davri bo'yicha magistrlik dissertatsiyasi yozdim. Keyin doktoranturani o'qishga qaror qildim. Usmon Setqiya domlamiz o'zi doktoranturani shu yerda o'qi, Istanbulda o'qi dedilar. Shundan keyin doktoranturani ham Istanbul universitetida tugatdim. O'zbekiston bilan bog'liq, o'zbeklar bilan bog'liq, umuman O'rta Osiyo bilan bog'liq qanday tashkilot bo'lsa, hammasiga borib chiqardim. Borib men O'zbekiston haqida o'zbeklarni tanitib bermoqchiman deb tortinmasdan murojaat qilardim. Ko'pchilik tashkilotlar O'rta Osiyo bilan bog'liq, O'zbekiston, o'zbeklar bilan bog'liq tashkilotlar ko'pchiligi meni taniy boshladi. Natijada har xil loyihalar taklif qilishdi. Ismoil Gasprinskiy bo'yicha katta loyiha olingan edi. Turkiya davlat prezidentligi huzurida Tarjimon gazetasi bo'yicha edi. Loyihaga sen ham qo'shilding işte. Shunaqa bo'lib ilmiy sohaga ham Turkiyadan ham qo'shilib ketdim. Ismoil Gasprali bo'yicha 3 jildlik katta kitob chiqdi. Unda mehnat qildik. Ustozlarimiz aytdiki, shaxsan Usmon Setqiya domlamiz aytdiki, nega o'zbek tilida turk tiliga lug'at bo'lmasin dedi. Bir lug'at tayyorlaylik dedi. Tarjima faoliyatlari bilan tirishlikni o'tkazardik asosan. Talaba bo'lganligimiz sababli Emek Ushanmas va Gulshah Tuğlacı degan turk tadqiqotchilar bilan birgalikda O'zbek tilidan turk tiliga lug'at bo'lib 25 ming atrofida so'zni o'z ichiga olar edi. O'z davri uchun hozirgacha mana eng katta o'zbekcha turkcha lug'at bo'lib turibdi. Turkiyada universitetlarda umuman tadqiqotchilar uchun eng asosiy o'zbek tili bo'yicha lug'at manbai bo'lib xizmat qilyapti. Ham u lug'atni tamomladim, ham boshqa yana o'zbek tili bilan bog'liq, o'zbeklar bilan bog'liq, o'zbek adabiyoti bilan bog'liq bir necha loyihalarda qatnashdim. Doktorantura ishimni tamomladim. Doktorantura ishimda Qur'on tafsirlari bo'yicha ishlashni afzal ko'rdim. Kecha uxlaganda forscha tafsirlarni ko'rdim. Eski o'zbek tilida yozilgan bu tafsir asli forschadan tarjima ekan. O'sha joyi menga bu tafsirning forsiydan turkiyaga o'girilgan uchun buni topish uchun kalit bo'lib xizmat qildi. Bu tafsir jarayonida, ishlash jarayonida har xil balo-qazolardan saqlaganiga ishondim. Xalqimiz ma'lum 10. asrdan e'tiboran islom dinini qabul qila boshlagan. Shu davrdan e'tiboran Qur'on tilimizga tarjima qilishni boshlagan. İlk tarjimalar 11. asrga oid turkiy Qur'on tarjimalari. Mana shu tarjimalarni tadqiq qilish uchun doktorantura mavzusi oldim. Biz doktorlik dissertatsiyasida ustozimiz bilan 11 ta Qur'on tarjimasi va tafsiri aniqladik. Ulardan bittasi fanga noma'lum, faqat borligi ma'lum, lekin qanday tafsir ekanligi noma'lum bir tafsir edi. Anonim tafsir deyishar edi. Bu tafsir aslida Alisher Navoiyga bag'ishlangan tafsir ekanligini isbotladik. Tafsiri Husayniy degan. Mana shu tafsirning til xususiyatlari, boshqa tafsirlar bilan til jihatidan qanday, turkiy til jihatidan qanday farqliliklari borligini dissertatsiyamizda ko'rsatib berdik. 2017 yilda mana shu doktorantura himoyasini muvaffaqiyatli o'tkazgandan keyin Turkiyada o'zbeklar bilan O'zbekiston bilan bog'liq qayerga borsam hamma joyda tanishar, bilishar edi. Shu sababli bir necha universitet shaxsan ishga taklif qildi. Endi menda tanlash imkoniyati bor edi. U yerda ayni paytda Nodirxon Hasan ismli o'zbekistonlik ustozimiz bor edi, professor. U kishi ham bizning universitetda ishlay qol deb taklif qildilar. Universitetga borib ko'rdim, yoqdi. Qarabuk universiteti 2007 yilda qurilgan universitet, yangi universitet, 60 mingdan ortiq talabasi bor edi, kattagina universitet. Universitetda o'qituvchilar uchun yaratilgan sharoitlar yo'qdi, talabalar uchun yaratilgan sharoitlar yo'qdi. Shu sababli mana shu Qarabuk universitetda ishlashga qaror qildim. 2018 yildan beri haligacha Qarabuk universitetida davlat universiteti turk tili adabiyoti yo'nalishida dars o'tib kelaman. Asosan qadimgi turkiy til, islomdan oldingi turkiy til va islomdan keyingi ilk davrlar turkiy til bo'yicha darslar o'taman. Magistr talabalar yetishtiramiz. Shu faoliyatlar bilan shug'ullanyapman hozirda Qarabuk universitetida. Talabalik yillarimda oila bilan yashash oson emasdi. Stipendiya berilardi, lekin bu stipendiya o'lib qolmasligi uchun beriladigan stipendiya desak bo'ladi, qo'shtirnoq ichida. Bu tirikchilik uchun yetmasdi tabiiy. Shu sababli tarjima faoliyatlari bilan shug'ullandim. Teleradio kompaniyasi bor, TRT deyiladi. O'rta Osiyo bilan bog'liq bir alohida kanal bor, TRT Avaz deb nomlangan. Mana shu TRT Avazda loyihalarda qatnashdim. Mana shu loyihalarda qo'shimcha daromad
tercüme işleri bilen, Özbek dilinden Türk diliye, Türk dilinden Özbek diliye, Fars dili bilgenim sebepli, Fars dili bilen bağlı tercümeler, kitap tercümeler amelge aşırdım, makaleler tercüme kıldım. Mana şu faaliyetler bilen, koşumça daromad topdik. Aile bilen oson emasdi, keyinchalik oilayam Türk dilini öğrenip, Türkiye'ye moslaşıp, ketkenden keyin ancha kolaylaştı. Karabük'e ötkenden keyin, Karabük'te hazır. Hammamız Karabük'ünü yoktırıp, Karabük'e könikip, balalar ham kursan, oğlum Karabük'ten ketişini unça istemeydi. Toshkent'e kelse, Toshkent'ten ketişini istemeydi. Toshkent'ni hem yaş görüyordu. Karabük'ni uşa mektabı onun için alohida manası var. Şu sebeple o'qituvchilarini, dostlarını yaş görgenini Karabük'ni hem taşlab ketkisi kelmaydi. Til meselesi de, ana tilimiz meselesi de, sözleşi, kuvvetleşişini sağlamak. Tercüme faaliyetleri bilen şugurlandım. Hazırda 30'ya yakın üniversite bilen halkara şartlama imzaladım. Bedeliyem bu. Düşünün adı akılış. Her iki devlet birbirinden örgeliş gerek bugün. Halifler bu. Türkiye'de üniversite okutucularına, umman okutucularına acayip hoş etibar verildi. Yaxşı etibar verildi. Okutucularının mevkiyi belendi. Okutucularına hürmet başkaca. Mana shu jihatlar ajoyib hayajonlantirib yuboradi meni. Universitetimizni o'qituvchilar uchun alohida turar joyi bor. 2 xonalik, 3 xonalik. Endi universitetga qanchalik mehnat singsa bir o'qituvchining shunga qarab yaxshiroq uyga joylashtirishadi. Bizga universitet sog'liq sug'urtasini qilib beradi. Barcha oila a'zolarim, hatto ota-onam ham borsa, birinchi darajali qarindoshdan har qanday kishiga davolanish imkoniyati beradi. Har qanday davolanish. O'zbekiston bilan, o'zbek olimlari bilan aloqamiz hech qachon uzilib qolmadi. Ham talabalik paytimizda, ham o'qituvchilik paytimizda. Karabük universitetida o'qituvchiman dedim. Karabük universitetida hozirda 350'den ziyod talabamiz bor o'zbekistonlik. Turkiyada o'zbekistonlik talaba eng ko'p o'qiydigan universitet hozirda bizning universitet. Gulzoda Mahmudjon va ustozlarimiz bilan birgalikda mana shu Karabük universitetida ishlovchi O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qildik. Hozirda 30'ga yakın üniversite bilen halkara şartnama imzaladık. O'qituvchi almashinuv bilen o'qituvchilarimiz kelip tecrübe almashi yaptı. Her yili mana shunday faaliyetlerimiz var. O'zbekistondagi olimlar bilen ortasida köprik vazifesini haliyam o'tab kelyapmiz. O'tgan yili yoz oylarida bir maqola tayyorladım. O'zimning doktorantura ustozim, rahbarim Usmon Setqayevga shu maqolani berdim. Navoiyning debochalari haqida edi. Devon debochalari haqida edi. Bu devon debochalarini ustozimiz ko'rdi. Ozgina qo'shimcha qil, bu yerga qo'shimcha qil, u yerga qo'shimcha qil dedilar. Qo'shimcha qildik. 60 betlik maqola 250 bet bo'lib ketdi. Bu endi maqola bo'lmaydi dedi ustoz. Sen O'zbekistondagi Qosimjon Sodiqov bilan ham maslahatlash, buni kitob qilib chiqar dedi. Ustozlarimizdan taqrizlar olib, kitob qilib chiqarishni rejalashtirdik. Umumjahon yoshlar assotsiatsiyasining Turkiya vakilligi, Vatandosh jamoat fondi bilan birgalikda chiqarishimiz mumkin. Mana shu faoliyatni ham amalga oshirdik. Hozir kitob chop qilish arafasida ham ilmiy faoliyatlarda, ta'lim faoliyatlarida, ham talaba almashinuv faoliyatlarida ko'prik vazifasini o'taymiz. Xudo xolisa endi 1000 tirajda chop qilinadi. Asosan Türk tilida bo'lganligi sababli Turkiyadagi universitetlarga tarqatiladi. Boshqa rejalarimiz bor. Xudo xolisa Navoiyning Badoil Bidoya devonini chop qilish, Turkiy tafsirlarini chop qilish bo'yicha faoliyatlarimiz davom etyapti. Turmush o'rtog'im o'zbekistonlik, har qanday o'zbek ovqatini maromiga yetkizib pishira oladi. O'zbekcha taomlarni sog'inamiz. Ba'zan endi O'zbekistonning o'sha beva chevasini, O'zbekistondagi ilmiy muhitni sog'inaman. Til masalasida, ona tilimiz masalasida so'zlashib, quvvatlashishni sog'inaman. Doktorantura ta'limini tugatib, O'zbekistonga qaytib ishlash niyat bor edi, lekin aytganimdek Turkiyadagi universitetlar taklif qildi. Lekin universitetlardan, Turkiya universitetlaridan taklif bo'lgandan keyin Turkiyada ta'lim olish tajribasi oldim. Turkiyada ilmiy faoliyat qilish tajribasi ozgina bo'lsa ham oldim. Endi dedim, Turkiyada dars o'tish tajribasi olay. Turkiyada ta'lim jarayonida boshqaruvchi sifatida rol olishni tajribasini olay dedim. Ana shuni O'zbekistonga borib tatbiq qilsam, darslarda, ilmiy faoliyatlarda, ta'lim faoliyatlarida tatbiq qilsam, yana ham foydali bo'lsa kerak deb o'yladim. Turkiyada ma'lum muddat ishlab, keyinchalik O'zbekistonga qaytib ilmiy faoliyatlarni davom ettirishga qaror qildim. Albatta, bir kun kelib vatanimizga qaytib xizmat qilamiz. Bu yerda xizmat qilishimiz biz uchun burch. Asosiy ta'limni shu yerda oldik. Buni badali ham bor. Burchni ado qilish biz uchun farz bo'lganligi sababli eng qaymog'ini shu yerda beray deyapman.
tajriba to'plash jarayoni hali ham davom etyapti. Ma'lum yoshga yetgandan keyin eng yuqoriga chiqqan jarayoni bo'ladi, davri bo'ladi. Mana shu davrda qaytay, eng qaymog'ini O'zbekistonda beray deb, yana ham tajriba to'plab, nasib qilsa O'zbekistonga kelib, universitetlarda, dars jarayonlarida, ilmiy jarayonlarda xizmat qilish niyatim bor. Oitlik zavqini yashayman o'sha joyda. Arab tili tarixda ham, hozirda ham arab alifbosida yozilgan. Armanlar yo'q, Xitoylar. Shu paytgacha 13 farqli alifbo bilan yozilgani 1300 yillik yozuv tarixiga egamiz. Oxirgi 100 yilda 3 marta alifbo o'zgargan. Yozuv islohoti yaxshi narsa, agar til juda ham o'zgarib ketgan bo'lsa. Turkiyadagi olimlar, O'zbekistondagi olimlar masalasida O'zbekistonda til va adabiyot tadqiqotlari ancha uzoq tarixga ega. O'zbekistonda til va adabiyot tadqiqotlarida bir xillik yuzaga kelib qoldi. Tadqiqot olib borgan ustozlarimizning ilmiy faoliyatlarini qayta takrorlash ko'proq yuzaga kelib qoldi. Tanqidni olimlarimiz, o'zbek olimlarimiz o'zlari ham tez-tez tilga keltirishadi. Endi Turkiyada bo'lganligim sababli chet elda o'qituvchi, chet el xodimi sifatida ilmiy himoyalarda doktorlik dissertatsiyalarda chet eldan taqriz olish sharti bor. Shu sababli ko'pchilik ustozlarimiz murojaat qilishadi. Men taqriz yozib berish masalasida ularning ilmiy faoliyatlarini o'rganib chiqaman. After effectlarini o'qiyman. Turkiyadagi ilmiy muhit bilan O'zbekistondagi ilmiy muhitni ham taqqoslash imkoniyati bo'ladi. Ba'zi masalalar ko'proq chuqurlashadi, ayniqsa adabiy masalalar. Adabiyot bilan bog'liq faoliyatlar. Masalan, aytaylik, Alisher Navoiyning adabiy merosi ilmiy merosi, ma'naviy merosi bo'yicha yaxshigina faoliyatlar bor. Adabiyot bilan bog'liq tadqiqotlar anchagina yaxshi olib borilyapti. Til bilan bog'liq tadqiqotlar oqsab qolyapti uning yonida. Tilshunoslik bo'yicha tadqiqotlar, tilning tarixi, tilning xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlar ko'proq oldinga o'tib ketgan. Adabiy tadqiqotlar O'zbekistonchalik chuqurlashmagan. Adabiy tadqiqotlar O'zbekistonda yaxshiroq, o'z soham uchun aytadigan bo'lsam, tilshunoslik tadqiqotlari Turkiyada yaxshiroq olib borilyapti. Har ikki davlat bir-biridan o'rganishi kerak bo'lgan holatlar bor. Turkiy tafsirlarni nashr qilish ham O'zbekistonda Alisher Navoiyga bag'ishlangan Tafsiri Husayniyni turkiy tarjimasini ikki davlatda nashr qilish. Mana shu eng katta orzuga olib boradigan yo'l albatta. Buyuk adiblarimizni, buyuk zotlarni qayta eslash, ularning ilmiy, diniy meroslarini, ma'naviy meroslarini yana qayta hozirgi zamon ahliga taqdim qilish. Buning bilan ham bu dunyoga xizmat qilish, ham u dunyoga xizmat qilish. Sifati yaxshi bo'lganligi uchun, tarixga ega bo'lganligi uchun, metod, uslubga ega bo'lganligi uchun ana shu uslubni bu yerda ko'rgim keladi. Chet elda oylik yuqori, O'zbekistonda oylik past. Bu bir olim uchun eng asosiy sabab emas. Universitet ta'limchisi uchun, o'qituvchi uchun eng asosiy sabab bo'la olmaydi. O'z millati uchun, o'z davlati uchun faoliyat qilayotganda buni eng asosiy omil sifatida ko'rmaydi. Tadqiqot olib borishga endi universitetlarda ishlovchilar uchun tadqiqot olib borishga qanchalik imkoniyat bor? Tadqiqot olib borish uchun bo'sh vaqt bor. Ana shu bo'sh vaqtni ko'proq yaratishga yoki tadqiqotchi o'zini ustida ishlashga, maqola yozishga, ma'naviy jihatdan rivoj topishi uchun shunday imkoniyat yaratilishini ko'proq istagan bo'lardim. Kecha uxlaganda forscha tafsirlarni ko'rdim. Eski o'zbek tilida yozilgan bu tafsir asli forschadan tarjima ekan. O'sha joyi menga bu tafsirning farsiydan turkiyga o'girilgan uchun buni topish uchun kalit bo'lib xizmat qildi. Bu tafsir jarayonida, ishlash jarayonida har xil balo-qazolardan saqlaganiga ishonaman. Ilmiy ishim asosan tarjimalari va tafsirlar bilan bog'liq. Xalqimiz islom dinini qachon qabul qilgan? Nima sabablar sabab ostida qabul qilgan? Islom dinining muqaddas kitobini shularni o'ylagan holatda bu yo'nalishga kirdim. Ilohiyot bilan bog'liq, bu yo'nalish dinshunoslik bilan bog'liq. Yo'nalish bo'lganligi sababli har doim ishga o'tirganda o'zidan o'zi toza tahorat bilan ish qilish kerak. Yonimda Qur'oni Karim tafsiri turibdi. Badan jihatdan pok bo'lib o'tirishim kerak. Ayni paytda men o'zim ishonamanki, meni har xil balo-qazolardan saqlaydi. Ayni paytda bu ish ilhom ishi. Shunday ilhomki, bir voqeani aytib beraman. 2014 yilda o'g'il farzand ko'rdim. Istanbul shahrida tug'ildi. Ertalabga yaqin tug'ilganda hayajon bilan endi er-xotin ikalamiz xolos. Qarindosh urug'imiz yo'q. Ota-onamiz bu yerda.
öz dertlerimiz bilen, özümüz avaramız, öz kıvançımız gibi, özümüz şerikimiz. Adet var bizde bilesler, ata-aneden soruladık. Türklerde onda adet yok. Ben şu adetki muvafık ravişte atamdan soradım, dedemden. İsmini nime koyamız, nevereli bolliler. Kutlu olsun, çünkü karab namlayımız dedim. Onun İmran Bey olsun diyebdi dedim. Navoiyga bağışlayıp yazılgan tefsirinin İmran suresini tüketkendi. İmran Bey olsun dedi, İmran suresini tüketkendi. Bekardan bekarga kimeykenin bir işandım. Bu tefsirini okuş cereyanı da til cihetten karayman. Şu yönelişte tetkot alıp oraykendim. Lekin bir gün bitti farsça söz görüp kaldım. Metinde farsça cümle ötken, lekin üstüge kızıl siyah bilen cizip koygen bu natoru yazıldı demakçı. Bu yerde natoru yazılıp kaldı, bu metinge ait emas degende üstüge cizip koygen. Lekin farsça cümle. Oylandım, nimege bunday buldu, nimege yazgen ekin. Keçe uxlaganda farsça tefsirlerini görüpmen. Farsılda yazılgen, farsılı örgengenlikim sebeple. Farsça Kur'an tefsirlerini görüpmen. Ertesi gün türgende özü özden farsça Kur'an tefsirlerini kıdırdım. Farsça Kur'an tefsirleri bilen, bana şu tefsirini kıyaslayıp başladım. Metin cihattan kıyaslayıp, belki bağlılığı vardır. Köz aldığımda şu nersi namayon oldu ki, tetkikat cereyanında. Bu tefsir, Türkiye tefsir özü, eski Özbek dilde yazılırken bu tefsir, aslı Farsçadan tercüme iken. Hazret Alişer Navoiyga bağışlayıp, Hüseyin Vaiz Kaşfi bir tefsir yazgan. Mavahıbı Aliye deyip namlangan. Farsçada yazılırken tefsir, hamma bu tefsirini Farsçada yazılgan deyip biladı. Lekin Navoiy vafat etişi köp ötmezden, vafat etkenden köp ötmezden Hazretinin bu tefsir Türkiye diliye, eski Özbek diliye tercüme kılıngan. 16. asırda yok tercüme kılıngan tefsir bulup çıktı. Manevi ve ruhi cihatları cüdeyem köp öz işimini. Manevi bağlılık, ruhi bağlılık ancakini sizledi. Şu sebeple özümünü bu tefsir cereyanında, işleş cereyanında her kıl bala kazalardan saklayana gelmiş olamam belki. Yukarıda farsça cümle yazılgen, lekin uçurup koyulgen. Bunun yanındaki cümle, onun bir mebir sözme söz Türkiye tercümesiyken. Farsça, Mavahıbı Aliye'de, öşe farsça cümle aynen ötgen. Öşe cahı menge bu tefsirinin Farsi'den Türkiye'ye ögirilgeni. Üçün, bunu tapış üçün kalit bulup hizmet kıldı. Düşümde bilgi verdi. Farsça tefsirler bilen kıyaslayıp görüş. Düşümde farsça tefsirler okup oturup ben. Neme ki farsça tefsir okuyup ben dedim. Türkiye tefsir tatbikat kılırken dedim. Neme ki farsça tefsir okudum. Aynen şu bir cümle bilen bağlıq mıkin. Tohta kanı farsildeki tefsirlerini okup görüyüp. Farsildeki bir neçe tefsirlerini, tefsiri teberiğini gördüm. Yakup Çarkı tefsirini gördüm. Ondan ki nabat tefsiri Hüseyin'e geliyordu. Tefsiri Hüseyin'ini alıp açışım bilen uslup tanış göründü. Bu uslup men okuyetken Türkiye tefsir bilen bir kıl uslup. Salıştırsan Farsi tefsirinin tercümesi bulup çıkıyordu Türkiye tefsirini. Til meselesi de, ana tilimiz meselesi de, sözleşi, kuvvetleşişini sağlayalım. Tercüme faaliyetle bilen şuğurlandım. Hazırda 30'ya yakın üniversite bilen halkara şartlama imzaladım. Bedeliyem bu. Düşünün ada kılış. Her iki devlet birbirinden örgeniş gerek bugün. Halifler bu. Milletini, halkını, devamiliğini, devam etip duruşunu teminlavcı unsur, ana şu til. Bir milletki aitlik zavkını beruvcu ana şu til. Çünkü o menge ait, men unge ait, ikimiz Özbekistan'a ait, biz Özbekler'e ait. Aitlik zavkını yaşayın ben şu cahide. Bir kişiye aitlik zavkını beledi, milletke aitlik zavkını beledi. Bir devlet üçün, bir halk üçün, bir kişi üçün, bayrak kançalik muhum olsa, madhiye kançalik muhum olsa, til ham şunçalik muhum. Özbek tilinin şüphe etkeçe 13 farklı alifba bilen yazılganı 1300 yıllık yazı tarihi egemiz. Bazı tiller fakat yine bir alifba bilen yazılıp gelinedi hazır geçe. Arap dili tarihte ham, hazırda ham Arap alifbası bilen yazılır. Ermenler yok ki, Kıtaylar. Lekin bizning tilimiz 1300 yıllık tarihte 13 xil alifba bilen yazılıyor. Ahirgi 100 yılda 3 merte alifba özgeriyor. Ahirgi 100 yılda bir til üçün cüdekette hadise bu. Çünkü tilini resmi bu. Kaçan yazı prinsipleri amalga oshsa, qachon imlo prinsipleri amalga oshirilsa, o'sha davrni hodisasini ko'rsatib turaveradi. Yozuv islohoti yaxshi narsa, agar til juda ham o'zgarib ketgan bo'lsa. Lekin an'anaviylik tarafdorlari bo'lganlar, buni inglizlar o'sha an'anaviylik tarafdori. O'shaning uchun boshqacha o'qisa ham
eski şekilde yazılır. Bunu çetirlik hem örgenişe mecbur örgenem. Tilning rivojlanishiga mos ravishda yozuvni isloh qilish kutilgan natija beradi. Kutilgan hodisa bo'lishi mumkin. Tubdan o'zgartirib yuborish, umuman boshqa alifbo tizimiga o'tib ketish. Chunki meni orzularim boshqacha edi. U yerdan ko'k turk harflarida bir yodgorlik topilgandi ko'zida. Ustozni undan keyin hech qachon etagini qo'yib yubormadi. Qanday qilib shu yodgorliklar ichiga kirib qolganini bilmay qoldim. Shunaqa bo'lib ilmiy sohaga ham Turkiyada ham qo'shilib ketdim. Endi menda tanlash imkoniyati bor edi. 11 ta Qur'on tarjimasi va tafsiri aniqladik. Buning bilan ham bu dunyoga xizmat qilish, ham u dunyoga xizmat. Atomlar orasidagi munosabat bilan shug'ullanamiz deganmi? Atomlar odamlarga o'xshamaydi, lekin universitetga kirib turib diplomni olish kerak emas. O'zbegimiz ko'zimizdan o'tkizsam bilmaydi. Aslında hiç kimse hiç nimeden okuyun. Mokul et olmalı mı? Min Güvenciyaş. Min mimarının okulu ise şampiyon. Bir. Oz yine kardiyoloji markasında şampiyonu bulup geldi. Bir. Zaman kirişi olmalı.